depomuz geçen seferden epeyce boşaldığı için su deposunu dolduracağız. Kullanma suyu, bu tatlı suyu. Burada bir cami var. Camide hortum var. Oradan su alabiliyoruz. Tolga bana verecek. Yalnız olabilecek en enteresan şey oldu. Zeytinleri toplamak için tam bizim yanaşacağımız kısa mesafeye zeytin için böyle şey sermişler. Çuval sermişler. Ağaçtan zeytin topluyorlar. O yüzden biraz farklı bir yerden alacağız. Bakalım hortumu. Tamam. Sular kesikmiş. Ya. Böyle damlata damlata akıyor. Ay çok fena. Ne şans be. Sen bunu burada tutsana. Şurada yangın söndürmenin şeyi vardı. Orada çeşmesi. Vardı. Tamam. Evet, şurada. Kapalı mı? Hortumu var. Tepeden dolduruyorlar sanırım. Aa, bitti işte yine. Çok şey yapacağız. 19'luk bir yerden su alıp buradan boşaltacağız. Başka yol yok. İki tane. Girdiniz mi? Tamam. Evet, kod gelecek. Şimdi yangın zamanı çok yeni yapmıştık, hatırlarsınız. İçmeler tarafından da. Oradaki sonrasında da oradaki ağaçların kesildiğini söylemiştim. Şimdi size onları göstermek istiyorum. İnanılmaz bir alan temizliği yapılmış. Yani aslında bir anlamda da güzel gibi yorumladık biz. Yani ta yukarılara kadar, şimdi şuralar, şunun arkası artık asparan ve turunca doğru giden yerler. Hatırlarsınız belki Instagram'dan yayınlamıştım ilk yangından sonra, bittikten sonra oraların ne kadar simsiyah ormana dönüştüğünü, yani yanmış orman. İnanılmaz bir temizlik yapmışlar. Şurada dizili dizili görüyorsunuz, bakın şuralarda ağaçları, kütükleri, kestikleri kütükleri koymuşlar. Şimdi bugün hava çok güzel. Tekneyi farklı bir yerden indireceğiz. Aslında gitmek istediğimiz Turunç tarafında bir koy vardı. Geçen hafta yani Turunç'u geçiyorsunuz, Komunubuk'u geçiyorsunuz. Onu da burayı bilenler bilir. Böyle içmelerden sağa doğru bayağı açık denize çıkmak gerekiyor. Dolayısıyla orada eğer rüzgar varsa ya da dalga varsa, hani hava bozuksa biraz riskli olabilirdi bizim için en azından. O yüzden güzel hava olursa o tarafa gidelim. İçmelerde deniz kapısı denilen bir yer var. Burası çok büyük bir otopark alanına sahip. O yüzden burada ilk önce tekneyi yükleyeceğiz. Arabanın içindeki yükleri, bütün işte o yiyecek, içecek vesaire hazırladıklarımızı. Ondan sonra da rampadan aşağı doğru indireceğiz. Burayı bu anlamda çok rahat buluyoruz. Kolay yüklemek. Su dolduruyorum gördüğün gibi. Şimdi tekneyi rampadan aşağı indirmeden önce içine yüklemek istediğimiz bütün eşyaları yüklüyoruz. Geçen hafta unuttuklarımız vardı. Son dakikaya bırakmıyoruz onu. Evdeyken de yüklemiyoruz çünkü yolda arabanın arkasında gelirken içerideki dengeyi, ağırlık dengesini bozmaması için. O yüzden bu müsait olan alanda mümkün olan en böyle dengeli yüklemeyi yapıyoruz. Evet. Şurada duruyor. Buradaki içine şöyle. Ha, bu
burada bizim bir tane daha 5 litreye geçen haftadan varmış. Şöyle koyalım. Şu sepetler çok güzel. Değil boş. Onun içinde var birazcık daha su. Bunu da oraya koyalım. Hiç su içmedin. Hiç su içmedim ve başım ağrıyor zaten. Onu hemen hissettim. Senin nereden aklına geldi? Hiç su içmedim. Gerçekten. Sularımız bitmeyince Esin su içmedim. İçine su var. İçsene. Ya saf. Şaka mı bu? Bir bardak koy da içeyim. Tamam. Okey. Ben tepeme tektim ama buralardan akıyor. Ya. Ağzı büyük ya. Ben nasıl kaçırdım ya o görüntüyü? Ya, tamam. Amcalar yanlaştırdı ya. Olmamış. Saçma sapan bir şey oldu. Birazcık yerleştikten sonra yani teknenin tanıtımıyla ilgili bir tane video çekmeyi istiyoruz aslında. Bütün bu alanlar, teknenin teknik özellikleri, o videoda birazcık daha teknenin hani nasıl kullanım alanları var, nasıl teknik özellikleri var veya işte kamerası nasıl, dolapları nasıl, ocak vesaire vesaire, onları ayrıca yine çekeceğim. O yüzden şu anda bu dağınıklığın içinde size bunu daha fazla izletmeyeyim diyorum. Yani yıllardır böyle bir şey yapmadık oltayla. Sen mi? Dün yani ben yapmadım. Sen yaptın mı? Yok, ben de uzun zamandır yapmıyorum. İşte. Dün gittik, bir tane tekne oltası aldık. Bakalım, deneyeceğiz. Yorumlarınızı da aşağı bize tavsiyelerinizi bırakın. Bu işi çok iyi bilenler izlerken çok eğlenecekler eminim. Çünkü hani ne kadar bilinmez o kadar bilinmez yani bizim için. Oltamız da şöyle. Aa, bir de şey hazırladım. Bak, kurşunu bağladım valla. Tamam, aferin. Bir de şöyle bir balık yemi hazırladık. Küçük bir tavuk. Tavuk göğsünü böyle küçük küçük parçalara ayırıp tuzlayın diye okuduk, izledik. Öyle dediler bize. Bunu böyle yatağa koyuyorsun. Kayıtta nişan almamız gerekiyor mu ya? Direkt atacağız değil mi? Ben tüfeklere alışayım da biraz. Ay bak, döndü burada işte. Böyle. Haydi bakalım. Bunu böyle çıkarıp bir daha taksana onu. Ama onu düğümlemiş. Baksana, buradan düğümledi. Yani burası düğümlüyor. Çıkmaz ki. Kendi etrafında dönmüyor mu o? Yani şu çubuk. Şu şöyle dönmüyor mu? Buradan girip buradan çıkmış. Bunu bu kesip buradan çıkıyor mu? Ay saçmalama, niye? Vallahi bıçaklarsana bana. Hadi canım. Dur, şey ben keski var, onunla keselim. Ne diyorsun? Şu an şaka yapıyorsun bana. Onu daha dün bağladı çocuğum. İşte güzel bağlanmış. Attın mı? Yok, atıyorum bismillahirrahmanirrahim. Rastgele. Hadi bağlan. Vır. Ay nasıl ya? Göremedim. Bir mercan daha mı? İyi bir mercan. Ya kaçtı mı ya? Yok, kaçmadı. Ay bu ne ya? Bu ne? Lokum. Yok ya, balon bu.
Ay çok büyük. Ay. Balon değil mi bu? Evet balon. Balon. Bu mercan. Dördüncü mercan mı geliyor? Ha? Nasıl? Vallahi bayağı sağlam çekiyor. Günün karı. 3 tane mercan, 4 tane de barbun olduğunu tahmin ettiğimiz balık. Ay! Bu çok büyük balon da olabilir. Of kocaman bir şey. Oo bu ne? Of. Ne yaka? Ah balon bu. Yok evet. Balon ya. Eşek kadar. Nasıl? Şimdi ne yapacağız? Mecburen keseceğiz herhalde. Şu an küfür etmek istiyorum. Aman. Oha bu kadar büyük balon da hala bizim sularda var mıydı? Pis hayvan. Akşam yemeği için almış olduğumuz balıklardan bir tanesini Tolga denizde yıkarken suya düşürdü. Ya şaka mısın sen? Ve şu anda biz ölü balık avına çıktık. Aşağıda kuzu gibi yatıyor bak, görüyor musunuz? Çupra yatıyor aşağıda. Ve biz oltamızla, olta da sırtı oltası, palamut oltası. Şimdi onunla biz bu balığı tutmaya çalışıyoruz. Aha geldi. Ah aldın mı valla? Kocacığım balık avladın. Ya. Akşam balığı. Dalga geçtin ama. Dalga geçtin mi? Ya şunu ben yapmış çupra olsaydım biz şu anda ne konuşuyor olurduk bilemiyorum. Çupra mı istemiştiniz? Rastgele. Taze çupra yemek istiyorum. Şu an denizden yeni çıktı. Bu arada aşağıda da bir şeyler geldi onu yemek için. Sabah kahvesi hazırlıklarına başlıyoruz. Kahvemizi evden getirdik. Evet bunlar bizim
çaydanımızı tutuyor. Dalgada falan devrilmemesini sağlıyor. Bunu istediğiniz genişlikte ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey bu. Biraz büyük oldu ama şimdi ayarlayacağım. Yazılmasını hayal etmeye çalışıyorum. Yani ne kadar kalabalık olabilir maksimum diye. Neresi? Burası. O zor iş o. Yani... Yine atsan yere düşmez. Modunu da gülebilir herhalde değil mi? Şimdilik bir tane yapıştıralım da bir sürü var zaten. Sökeriz zaten. Zıttık düğümleri ya. Yapışkanın çoğu burada kaldı ya. Nasıl ya? Aa, bak burada hiç yok. Aa, şaka yapıyorsun. Aa. Yoksa onu falan mı? Onu da ben kaptım. Uçuk uçuk metre. Balı? Evet. Kadırga koyuna geldik. 3 metre. Bayağı da yol yaptık. 45 dakika, 50 dakika yol yaptık değil mi? Yaptık. Güzelmiş, çok güzelmiş. Şöyle dibi of of. Harika bir kayalık dip yapısı var. Burayı seçtik. Çok tavsiye eden oldu. Bir de şimdi arkadan göstereceğim. O kadar korunaklı bir alan ki. Şurası açık deniz. Şu kara parçası içeriye böyle U gibi alıyor. O yüzden de biz burada hiç dalga yemeyeceğiz. Harika da bir manzarası var. Kıyıya çıkabileceğiz galiba değil mi? Burası bağlamak için çok uygun. Kalata bağlamak için dip uygun değil ama çok kaya. Yan tarafındaki bir başka koy. Burası çok sakin oluyor. İsmini tam bilmiyoruz ama genelde böyle büyük teknelerde tercih edebiliyorlar burada gece konaklamayı özellikle. Çok fazla kıçtan kara yapacak kayalık yok. Ağaçlara da bağlamıyoruz biliyorsunuz ama sanırım su o kadar durgun ki biz alargada durmayı tercih edeceğiz. Bakayım bir kaya. Yani zaten havuz gibi çok da korunaklı bir yer. Yalnız şöyle bir sıkıntısı oluyor. Burası tam içmelere giden yolun üstü. O yüzden oradan eğer biraz bir de açık bir alan. O yüzden hız yapabiliyorlar burada tekneler geçerken. Eğer onlar geçişine denk gelirsek biz biraz dalga alıyoruz. Mesela şu anda gördüğünüz gibi böyle dalga alabiliyoruz. Arkadan ya da önden geldiği zaman sorun yok ama eğer yandan gelirse tekne küçük olduğu için çok sallıyor.
O yüzden kahvaltı sırasında ya da yemek sırasında sorun olabilir. Ne yakaladın? Hiçbir fikrim yok. Küçücük bir şey bu. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hep aynısından geliyor. Ah. Ben ay gerçekten mi? Oo çok tatlı. Hadi buraya. Yap çup. Ya. Ben bu minnoşların türüne, cinsine bir bakayım da Google'dan. Zaten çok küçük, atarız herhalde gerisini. Zaten bana kalırsa yakaladığımız bütün balıkları atarım ben. Aa, o ne? Ay dur. Aa, bu başka bir şey. O ne ya? İstavrit gibi bir şey o. Dur, düş, kaçmasın. Ay, orayı mahvetti. Geldi, yeni bir tür geldi aralarına. Bu çok hareketli. Biçik biçik. Biçik. Şunlar çizgili hani balığıymış ama galiba bunlar çok küçücük. Bunları atacağız sanırım. YouTube'daki videolarda böyle bayağı avucunun içini dolduran büyüklükte yakalamışlar gibi gördüm ama emin olamadım. Bakacağım. Küçükseler atacağız. Sen istavrit misin? Sen istavrit misin? Şimdi pensenin burada ne işi var? Yem kesiyoruz herhalde. Penseyle mi? Evet. O derece balıkçıyız diyorsun yani. Güzel, bunu hiçbir balıkçı bilmez. Yan keski çok güzel, yan keski. Yan keski. Evet. Minnoşlar. Şimdi, ay şuna bak, şuna en son gelen. Deseninin de güzelliğine bak onun ya. Çok güzel. Leopar gibi bir şey deseni. Aynısından. Şunu yenip yenmediğine bir bakacağım artık. Şu an intihar pozisyonunda. Yazık. Ölü rolü mü yapıyor?